Antalya Kıyı Bey Dağları'nın arka yüzünün kaya sistemlerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Domuz Krallığı'nın hüküm sürdüğü bu alanda orman sahası eşelenerek yeni mevsime hazırlanmış. Mevsim gereği her tarafı sis bürümüş. Görüş açısı oldukça daralmıştır. Hisar Çandır, Gederler, Sarı Çınar Dağı, Kaplan Kapanı günübirlik yürüyüş parkuru 11 ila 17 kilometre değişken olup, deniz seviyesine 520 metre yüksekliğinde Sivri Dağ eteklerinden başlar. Parkur yürüyüş boyunca sürekli yükselerek 1015 metreye çıkar. Güneş ışığının az girdiği muhteşem güzellikteki orman içinde çok çeşitli ağaç türlerinden oluşan bölge sık bitki örtüsüne de sahiptir. Kaybolma riskinin yüksekliği, az sayıda vaşak bulunan bir bölge olduğundan sahayı bilenler eşliğinde yürünmesi çok önemlidir. Sarı Çınar sahasının sağında Çalbalı Dağı, solunda Eşik Yelesi Tepesi bulunmaktadır. Arada kalan boğaz Kaplan Kapanı olarak geçer ve 4 adet Kaplan Kapanı görmek mümkündür. Hisar Çandır'dan Elma Yanı'na günübirlik yürüyüş parkuru diğer bir bölüm olup toplam 14 kilometre uzunluktadır. Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktadır. Bu sahadaki yürüyüşün başlangıç noktası aynı zamanda 509 kilometrelik Likya yolunun da başlangıç noktasıdır. Fethiye'den başlandığında ise Likya yolunun da bitiş noktasıdır. Günün ilk ışıklarıyla renklenen sahada durmuş gibi görünen yaşam eşliğinde yürüyoruz. Sonbaharın etkisiyle olsa gerek, ağaçlardan artık kuş sesleri duyulmuyor. Eşsiz manzara eşliğinde doyumsuz yürüyüş nefes kesicidir. Etrafı tamamen kaplayan sedir ormanları arasında Sarı Çınar Dağı TRT vericisine doğru yukarı tırmanıyoruz. Sonrasında Kaplan Kapanı Boğazı'na devam ettik. Deniz seviyesinin 900 metreden itibaren başlayan yürüyüş parkuru Elma Yanı Yaylası'nda son bulur. Aynı yönden geri dönüş olmaksızın Elma Yanı'ndan U çizilerek 1635 metre rakımlı İnce Eriş Dağı eteklerinden Hisar Çandır'a gelinir. Ekizce Yaylası sahasında arazi koşulları çeşitlilik sunuyor. Sola devam ettiğimde aynı yükseklik seviyesinde devam eden uzun, bol manzaralı ve keyifli bir orman yolu, sağa devam ettiğimde ise keyifli ve biraz sert inişi olan kısa bir orman yolu bizi bekliyor. Arazi ve orman parkurlarındaki manzaralar son derece keyif vericidir. Doğal kalabilmiş sahalara ulaşmak insanı çok daha mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Yön becerisi yetersiz olan kişiler için bu bölgeden geçiş üzücü ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Çünkü ilerleyen bölümlerde yol yapısı giderek bozulmakta ve birkaç noktada heyelanlar oluşmuş durumdadır. Özellikle heyelanların oluştuğu bölgelerden yaya geçmek dahi tehlikelidir. Sarı Çınar Dağı, Toros Dağları'nın bir uzantısı olan Bey Dağları'nın bir tepenin ismidir. Yüksekliği 1813 metre olan küçük bir dağdır. Burada Macarlar tarafından yapılan verici istasyonu bulunmaktadır. Duvarları 2,5 metre kalınlığında kurşun levhalarla kaplı bir bina. 1970'li yılların şartlarına göre şaşılacak kadar yüksek teknolojiyle donatılan bir yerdir. Teknolojinin de gelişmesiyle otomatik sisteme geçilmiş ve şu an çalışan kimse yok ve terk edilmiş durumdadır. Sarı Çınar Dağı'nın her bir tarafı ayrı güzeldir. Bu güzellikleri görmek için farklı rotalardan, farklı yerlerden dağa çıkmak gerekmektedir. Ancak parkur derecesi oldukça zordur. Yine de ezber bozmak adına mutlaka çaba gösterilmelidir. Üç oluk dahil olarak tüm saha çam ve çınar ağaçları ile kaplıdır. Çam ağaçlarının bulunduğu vadinin içindeki pırnal ağaçları görülmeye değer. Pırnal,
Meşegiller ailesinden bir ağaçtır. Her ne kadar kerestelik olarak kullanılmasa da kerestesi çok sağlamdır. Odunun kalorisi çok yüksektir. Yaprakları küçüktür ve kenarında küçük iğneleri vardır. Meşe palamuduna benzeyen ama ondan daha küçük olan ve adına pelit denilen tohumları vardır. Boz pırnal ve kızıl pırnal denilen iki çeşidi yetişir. Boz pırnalın yaprakları diğerine göre daha büyük, rengi beyaza dönük, açık yeşildir ve peliti yenilebilir, kestane gibi özelliktedir. Kızıl pırnalın ise yaprakları daha küçük ve koyu yeşildir. Pelitleri ise küçüktür ve yenmez. Çam, çamgiller familyasından, Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen addır ve birçok çeşidi bulunmaktadır. Toroslarda genelde kızıl çam denilen çam ağaçları içinden geçiş yapılıyor. Bu çam ağaçlarının kabuğunu bir bıçak, balta gibi kesici aletlerle kestiğiniz zaman bir süre sonra sarımsı reçineler oluşmaktadır. Bunun sebebi ağacın kendini korumaya almasıdır. Aynı zamanda yanıcı bir maddedir. Yürüyüşçü kışın zor durumda kaldığında bu maddeyi kullanarak çok rahat bir şekilde ateş yakabilir. İlerledikçe sedir ağaçları popülasyonunda artış görülüyor. Ardıç ağaçların kendine özgü farklı bir iklimi vardır. Kokusu bile farklı ve belli koşullarda yetişiyor. Bir ardıç kuşunun ardıç ağacının tohumunu yemesiyle ve o tohum dışkıyla birleşip ardıç kuşu dışkıyla toprağa bırakıyor ve toprağa karışmasıyla uzun yıllar sonra meydana geliyor. Sarı Çınar Dağı'nın 1813 metrelik zirvesi kartal yuvası gibidir. Ladin ağaçlarının içinden fışkıran o muhteşem kaya kulelerinin üstünde uçuşan kuşlarıyla yükselen kaya blokları doğanın ne kadar güçlü ve gizemli olduğunun göstergesidir. Antalya Körfezi batısında deniz kıyısında aniden yükselen tepelerle muhteşem güzellikte dağlık bir manzara görüntüsündedir. Alp dağlarını andıran yüksek dağ silsilesi ve derin vadiler bölgede aşılması zor morfolojik bir birlik vücuda getirmiştir. Ekay ve faylanmalarla oluşan gelen keskin morfolojik şekiller ve kalker şevleri bölgede vahşi ve o nispetle de heyecan verici bir manzara gösterir. Saha alanı yüksek kalker dağları ve aralarındaki derin vadilerle ayrı ayrı tepeler halinde ayrılmıştır. Aşınma çok gençtir. Genellikle masifimsi ve kalın tabakalı kalkerlerle kaplı yüksek tepeler, faylar dolayısıyla yüzlerce metre yükseklikte şevler meydana getirmiştir. Tepeler çok sivridir. Adeta silindir şeklinde bir aşınmaya maruz kalmışlardır. Deniz kıyısından aniden yükselen kalker dağları bazı yerlerde 1300 metre yüksekliğe kadar erişir. Sonra derin vadiler ve tekrar yüksek tepeler bu sıralanma kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda bir nevi yükselim ve alçalımlar sıralanması şeklinde devam eder. Alt resifal kalkerlerle kaplı yüksek dağ silsileleri yanında vadiler detritik seri ve ofiyolitik fasiyeslerle kaplıdır. Saha alanının batısındaki yüksek kısımlarda 1500 ila 2000 metreye varan yaylalar görülür. Bunlar kalkerlerin arasında daha çabuk aşınmaya maruz kalmış detritik fasiyesteki tabakalar üzerindedir ve bir nevi yüksek duvarlarla çevrilmiş düzlüklerdir. Kalkerler içinde karstik şekillere, mağaralara, ölü mağaralara, lapya, obruk ve dolinlere rastlanır. Saha alanı fazlaca arızalıdır ve deniz kenarından aniden yükselen kalker kayalıkları ile belirgin topografik özellikler meydana getirir. Kalkerler yüksek dik kayalıkları kaplar, buna mukabil trias ritmik oluşukları hafif meyilli yamaçlarda bulunurlar. Serpentin ve kalkerler içindeki vadiler
V şeklindedir. Çandır çayı boyunca bir eğilme görülmez, vadiler dik olarak birleşir. Saha alanının hidrografik şebekesi bölgenin kuzeydoğusunda denize dökülen Boğa çayı ile buna bağlı pek çok sayıda derecikler, Voklizen tipinde büyük debili membalar, bölgenin doğusundaki yaz aylarında suları kuruyan, kışın çoğalan dereciklerdir. Bunların büyük bir kısmı dağların morfolojik istikametine paraleldirler. Dağların morfolojik istikametini dikkat eden, zor geçit veren sarp vadiler, koyun çukuru, yarma boğaz ve sahilde çok sayıda dere, Acısu Deresi, Belama Deresi, Gökçevik Boğaz Deresi, Karadeniz Boğaz Deresi'dir. Bunlar struktur hatlarını dikine keser, Gökdere, çay paftasının ortasından geçen dere, kalkerlerin içinden çıkan Voklizya menbaalarla beslenir, Üst Şura ve Üst Kratese Karıncalı Dağ ve Sivri Dağ tepe kalkerlerindeki kaynaklar yüksek debilidir. Kuaternere ait kaba konglomeraların bulunduğu kısımlarda vadi şebekesi çok sıktır. Bunlar dik yamaçlarda aşınıma uğramışlardır. Neticede dik yamaçlı eski kalker satıhlar ortaya çıkmıştır. Geniş vadi tabanlarında taraçalar ortada kalmıştır. Bu çayın beslenme sahası 1400 metre yüksekliğe kadar çıkar. Bölgenin kuzeyinde beslenme sahası Sivri Dağ ile Karadağ arasındaki saha olan ve pek çok sayıda kaynaklarla beslenen Çalbalı Deresi, Çağlarca Mahallesi'nden sonra Doğu-Batı istikametinde akarak Körler Mahallesi'nde Çandır Çayı'na katılır, derenin yaz-kış suyu boldur. Toros Dağları'nın batı uzantılarından Bey Dağları, Antalya sınırları içindedir. Bey Dağları grubu, Antalya Körfezi'nin batısında, kuzey-güney doğrultusunda körfeze paralel olarak uzanır. 600 ila 3086 metre rakımlar arasında yer alan dağlar, jeolog ve coğrafya bilimcileri için çok değişik olanaklar sunar. Sahaya eş değerde olan Teke Doruğu, Bakirli Dağı, Tahtalı Dağı ve Kızlar Sivrisi önemli doruklarıdır. En yüksek doruğu 3086 metre ile Kızlar Sivrisi'dir. Dağcılar bu doruğa sedir ormanlarıyla kaplı Çam Çukuru Vadisi'nden ulaşır. Vadiye en kolay ulaşım Antalya Elmalı yolu iledir. Dağa tırmanış bir gün içerisinde tamamlanabilir. Sarı Çınar Dağı sahası ve Kemer'in batısındaki Tahtalı Dağı ilginç yamaçlarla süslüdür. Yükseltileri 2360 metreye uzanır. Çam ve karışık ağaçlı ormanlar 2000 metreye kadar uzanır. Tahtalı Dağı'na tırmanış Soğuk Pınar'dan başlar ve Akdeniz'i gören sırtlar üzerinden yapıldığında eşsiz manzaralar sunar. Soğuk Pınar'dan kısa bir yürüyüş ve tırmanış ile kamp alanına ulaşılır. Yıl boyu Bey Dağları'na gezi düzenlemek olanaklıdır. Ancak Nisan, Mayıs, Haziran ayları iklimin uygunluğu ve yörenin flora zenginliğinin belirdiği dönem olması nedeniyle daha uygundur. Saha ormanlarının ekolojik yapısı bolluk gösterir. Antalya yaklaşık olarak %58'lik oranla Türkiye'nin orman alanı bakımından en zengin kentidir. Türkiye'nin en geniş alanlar kapsayan Kızılçam türü, 3 milyon hektardan fazla Antalya ormanlarının da en çok yer kaplayan 480 bin hektardır. Biyolojik çeşitlilik bakımından son derece önemli olan ve Akdeniz'in tipik bitki örtüsü tipi olarak bilinen Maki bitki örtüsü tipi alanları da Kızılçam ormanlarına yakın 475 bin hektar bir büyüklüğe sahiptir. Antalya'nın önemli orman ağacı türlerinden birisi Lübnan sediridir. 1200 metrenin üzerindeki yüksekliklerde yetişen bu türün en iyi ormanları Elmalı, Çığlıkara ve Çamkuyu'da bulunmaktadır.
sahadaki yükseltide ambar adı verilen bir sedir ağacının yaşının 2000 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Bunun ülkemizdeki en yaşlı canlı olması söz konusudur. Adını Toros dağlarından alan Toros göknarı, Akdeniz özellikle de Antalya'ya endemik bir ağaç türü olarak kabul edilebilir. Sahadaki saf sedir ormanı ender bulunan doğal değerlerimizden biridir. Kültürümüzde hayat ağacı olarak bilinen, çini ve ipek halılarımıza motif olarak işlenen bu ağaç türü, fıstık çamıyla birlikte Akdeniz'in olduğu kadar Antalya'nın da tipik peyzaj ağacıdır. Doğal olarak kuzeyde yetişen kestane ağaçlarına, İbradı ve Selge antik kenti civarında, ıhlamura kemer, Marmaris yöresinde yaygın olarak yetişen ve Türkiye endemi olarak kabul edilen Anadolu sığla ağacına Manavgat ilçesinde rastlanması Antalya ormanlarına ayrı bir değer kazandırmaktadır. Sarı Çınar Dağı sahası orman sistemi, Akseki civarındaki sedir, göknar, karaçam, meşe, karışık ormanları her mevsim değişen görüntüleriyle aynı eşsiz peyzaj görüntüleri sunar. Kermes meşesi, sandal, mazı meşesi, akça kesme, defne, keçi boynuzu, zeytin, zakkum gibi türlerin ağırlıkta olduğu maki bitki örtüsü deniz seviyesinden başlayarak 700 ila 800 metre yükseltilere kadar Antalya yamaçlarını süslerken pek çok yaban hayatına da ev sahipliği yapar. Bugün 8 Ekim 2017 Pazar günü çok hafif bir yağmurlu daha doğrusu havada başladık ve Sarı Çınar Dağı'na kadar geldik. Oradan Kaplan Kapanı geçidinden geçmek üzereyken bu Kaplan Kapanı için bir açıklama yapmak istedim. Çekimde Mehmet Sökmen Bey, Kadir Demir, İpek ve Sait Şahan çiftiyle beraber geldik ve bu Kaplan Kapanı'nı şimdi anlatacağım. Kaplan Kapanı genelde Roma devrinde kullanılan kaplanların yakalanması için bir tuzak. Bu tuzaklar aynı burada olduğu gibi vadiden yükselen dar bir koridorun üzerine kuruluyor. İki sıra taş diziliyor, üstü örtülüyor. Ön tarafında hayvanın gireceği bir yer bırakılıp, giriş tarafında, ters tarafında da bir kapak pencere bırakılıyor. İçine bir hayvan bağlanıp, genelde dağ keçisi, geyik gibi bir şey veya yırtıcı başka hayvan da olabilir, başak gibi, bağlanıp onun kaplana yem olması bekleniyor. Çıkan kaplan geliyor, bu dar koridoru olan taşların arasından yanlarını sürte sürte, omuz başlarını sürte sürte zorla içeri giriyor ve o yemi almaya çalışıyor. Aç bir aç gelmiş hayvan. Orada yemek işini bitirirken biraz da karnı şişiyor bu arada ve taşlara takıldığı için geri dönemiyor. Zaten geri gitmeyen bir hayvan. Kaplan cinsleri geri gidemeyen bir cins. Orada takılıp kalıyor. Avcı da günlük kontrollerine gelince hayvanı burada yakalamış oluyor. Ve sonra bir boyunduruk geçirip alıyorlar ve emniyetle götürüyorlar. Side kayıtlarında her yıl birkaç yüz tane kadar kaplanın yakalandığı, bu bölgelerden yakalandığı ve Roma'ya gönderildiği kayıtlarda var. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Yani. Böyle bir Sarı Çınar Dağı sahası orman sisteminde benzer olarak Akseki ilçesinin Cimi, İbradı'nın Genboz yaylalarında kardelen sarı kokulu yoğurt çiçeği, Arap sümbülü, ak yıldız, ters lale gibi geofitlerden oluşan doğanın huzur noktaları ile karşılaşmak mümkündür. Elmalı Finike Fethiye arasındaki dar bir alanda bulunan domuz turpu orman açıklarını süsleyen hoş bir bitki olduğu kadar endemik bir türdür. Sarı Çınar Dağı orman sahası sisteminde orman varlığının önemli yararlar sunar. Ormanlar ekonomik bir servet olduğu kadar iklim su dengesini sağlaması, çevre kirliliğinin önlenmesi, erozyonu durdurması gibi etkileri nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Bu etkilerin tam anlamıyla sağlanabilmesi için bölgenin en az %25'inin ormanlarla kaplı olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında
Antalya ilinin %76'sının ormanlarla kaplı olması ve ne kadar şanslı olduğu görülmektedir. Ancak bu ormanlardan sadece %30'unun iyi vasıflı, kalanının ise bozuk orman ve bodurmaki ağaççıklardan oluştuğu düşünülürse, Antalya ormanlarının da iyileştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Orman örtüsü üzerinde yapılan çok çeşitli değişiklikler, her biri farklı tarzda, atmosferdeki zararlı gaz içeriğine ve çevrimine, bunun sonucunda dünya çapında sera etkisi ve iklim değişikliğine etki eder. Ormanlar atmosferdeki karbon absorpsiyonuna etki etmektedir. Bu durumun iklimi etkilediği bilinmektedir. İyi işletilmiş ormanların atmosferdeki karbon seviyesinin azaltılmasında etkili olması dolayısıyla iklim üzerinde olumlu değişikliklere neden olması bu konu ile ilgili çalışmaların artmasını sağlamıştır. Bölgedeki çayır ve meralık alanlarda genelde fundalık ve makilik bitki örtüsü yaygındır. Fakat boş alanlar da bulunmaktadır. Bu alanlar kendi kullanım amaçları dışında kullanılmaktadır. Bazılarında ise muntazam dikim şeklinde zeytinlikler oluşturulmuştur. Ormanlardan açılmış bazı makilik mera alanları da ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazisi şekline dönüştürülmüştür. Birçok mera ve çayırlık alanlarda da yapılaşma görülmektedir. Bunların dışında çayır ve meralarda otlatma amacıyla çok az yararlanılmaktadır. Antalya bölgesinde çayır ve meralık alanlarda genelde erozyon ve tuzluluk problemi yoktur. Topografik ve jeomorfolojik açıdan genelde düzdür. Bazı bölgelerde eğimli arazilerde de çayır ve mera bulunmaktadır. Sarıçınar Dağı sahası orman sisteminde türler ve popülasyonlarında çeşitlilik arz eder. Antalya Havzası çeşitli iklim, toprak ve topografya şartlarına sahip olduğundan bitki örtüsünde de çok çeşitlilik görülür. Havzada topografya ve yükseltinin elverişli olması sebebiyle doğal bitki örtüsü olarak çok yıllık bitkiler vardır. Çok yıllık bitkilerden genellikle denizden 0 ile 600 metre arasında değişen yüksekliklerde Akdeniz maki topluluğu bulunur. Maki topluluğu fertlerinden en çok rastlananlar kermez meşesi, pırnal meşesi, sakız, tesbih, defne, yabani zeytin, menengiç, keçi boynuzu, akça kesme ve sandaldır. Çok yıllık bitkilerden orman ağaç ve ağaççıkları bulundukları yüksekliklere göre sıralanır. Karaçam 1000 metreden itibaren kızılçamlarla birlikte 1400 metrede ise yalnız olarak yayılım gösterir. Karaçam ve sedir bazı hallerde ardıç ormanları arasında dağınık olarak 2100 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. 1400 ila 1700 metre arasındaki yüksekliklerde köknar ve ardıç yer alır. Köknar, karaçam, sedir ve ardıçlarla karışık olarak bulunur. 0 ila 1200 metre arasında değişen yüksekliklerde bölgenin en önemli orman ağacı olan kızılçam yer alır. Gelişme süresi kısa olup selüloz sanayiinde ham madde olarak kullanılmaktadır. 1000 ila 1400 metre arasındaki yükseklerde sedir ve karaçam esası teşkil eder. Sedir bölgede yayılış ve yaşayışın uygun seviyesine erişmiş bulunmaktadır. Boyu, şekli ve kerestelik evsafı sebebiyle bölgede büyük önem taşır. 180 cm göğüs çapında ve 1000 yaşında olanlarına rastlamak mümkündür. Ardıç karaçamlarla karışık durumda olup en yaygın hali 1500 metrenin üzerindeki yüksekliklerdir. Bölgede en yaygın 3 cinsi bulunur. Ayrıca havzanın hemen her tarafında bilhassa akarsu boylarında ve taban arazilerde söğüt, kavak, yabani iğde, yabani armut, kara ağaç, akça ağaç, çınar gibi ağaçlara çok olarak rastlanır.
Sarıçınar Dağı sahası orman sistemi havzasında önemli alan kaplayan otsu bitkilerden 0 ila 600 metre yüksekliklerde bulunanlar katır tırnağı, patlangıç, laden, hayıt, mersin ve zakkum. 600 metreden daha yükseklerde bulunanlar ise kekik, sütleyen, deve dikeni ve günlüktür. Sarıçınar Dağı sahası orman sistemindeki türler ve popülasyonlar oldukça zengindir. Çok sayıda tohumlu bitki türü ile dünyanın zengin floraya sahip sahalarından biridir. Avrupa kıta florasının 12 bine yakın türe sahip olduğu düşünülürse, Türkiye sahasının bu bölümü floristik zenginliği daha da belirginleşir. Türkiye florasının ilginçliği, sahip olduğu tür zenginliğinin yanında çok sayıda endemik türde içermesidir. Türkiye endemik tür sayısı 3000 civarındaki sayının 650 kadarı Akdeniz bölgesinin bu sahasında yetişmektedir. Bu türler Antalya il sınırları bu sahanın dışında ne Türkiye'nin başka bir yerinde ne de dünyanın herhangi bir bölgesinde yetişmemektedir. Evet, geldiği yürüyüşten sonra bir güzel ateş de yaktık. Birazdan çayımızı da içeceğiz. Tüm arkadaşların yeri boş. Biraz herkesi sonra ateş bekliyoruz. Dansı bile yapabiliriz yani bu havada. Ama havada açmadık. Her taraf sis pus. Baksana şuna. Şu anda elma yanındayız. Hisar Sandır'ın kuzeyinde ve Sarıçınar Dağı'nın da yine kuzeyinde kalan bir bölgedeyiz. Sarıçınar Dağı ve Delikli Dağ bölgesindeki yürüyüşümüzü yaptık. Biraz sonra da şu aşağı yoldan inerek tepeden aşıp Sarıçınar Dere üzerinden Göylük Vadisi'ne gideceğiz. Yağmurlu ve sisli havaydı ama çok güzel ve tatlı bir şey oldu. Ocağımızı yaktık. Biraz sonra çayımızı yapacağız. Ve mantarımızı ve biberlerimizi pişirip güzel bir piknik yapıp yolumuza devam edeceğiz. Çayımız nasıl bir çay olacak? Bu arada çayımız için evet hazırlığımız var. Tüskürlü çaymışsın. Çayımızı, şekerimizi getirdik. Biraz sonra onun da tadına bakacağız. Evet Sait Bey, siz evet, ne diyorsunuz? Ateşimiz çok güzel. Ateş harika. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İpek Hanım. Efendim, çok güzel bir gündü. Sizinle tanıştık en önemlisi. Çok keyif aldık. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir ateş. Çok güzel. Ateşin tam 1500 metre rakımdayız. Antalya'yı sular seller götürmüş ama bizim burası güneş bile aldı demin. Çok güzel havadayız. Çok güzel havada. Demin de sisli puslu diyorduk. Çay ben ayarlarım. Şimdi daha erken. Erken değil abi. Biraz daha içleri daha ıslak onların. Yok abi izleme. Hiçbir şey olmaz. Yamaç ofiyolit kayalıkları ve konglomera blok kireç kayalıklarının bulunduğu alanda Kızılçam orman açıklığı, tahrip edilmiş kermes meşesi ve portakal plantasyonu civarında otsu vejetasyon bulunmaktadır. Hisar Çandır mevkisi, Hurma, Gökdere ve Hisar Çandır mahallelerini kapsamaktadır. Yer yer Kızılçam'ın da bulunduğu Karaçam ormanlık alan da hakimdir. Bey Dağları Sarıçınar Dağı sahasında gastropod çeşitliliği Çandır Vadisi, Hisar Çandır, Geyik Bayırı mevkilerinde toplam 20 familyaya dahil 39 türe ait 333 birey tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin 3'te biri 13'tür. Dışındaki türler dağ sırası için yeni kayıt olup daha önce kaydedilen 2 türe ise rastlanamamıştır. Saha alanında en sık rastlanan tür salyangoz familyasından Çandır Vadisi mevkisinin yarbaş çandır alanı hariç bütün mevkilerde tespit edilmiştir. Tür çeşitliliği bakımından en zengin mevki Sarıçınar Dağı sahası ve 15 tür ile Göynük mevkisidir. Bu alan farklı bitki topluluklarını bir arada bulundurmaktadır.
Ayrıca bu mevkide çeşitliliği en fazla olan istasyon yerleşim yerlerine uzak bir koruma alanıdır. Dolayısıyla insan tahribatına açık olmayan bir alandır. Bu durumlar bu sahanın daha fazla sayıda tür barındırmasının nedenlerindendir. Dağların uzanış ve yüksekliği, farklı bitki ve orman ekosistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, dağ ekosistemlerinde gastropod çeşitliliğini önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda Antalya Beydağları oldukça önemli ekosistemlerdendir. Akdeniz iklim şartlarına sahip Sarıçınar Dağı doğa sisteminde yılın her mevsiminde deniz sporları, piknik, kamp, yürüyüş, yamaç paraşütü gibi açık alan aktiviteleri yapılabilir. Saha içerisinde doğa yürüyüşü yaparak denizden başlayıp dağların eteklerine doğru yol alınabilir. Bine yakın çeşitli bitki türü, yükseklerinde zümrüt yeşili sedir ağaçları ile kaplı bölge içerisinde doğa ile baş başa kalabilirsiniz. Doğa yürüyüşü isteyenlere tavsiye edilecek yerler, Göynük Ovacık, Tekirova Çıralı, Sarıçınar Göynük, Beycik Çukuryayla patikaları, Göynük Kanyonu sayılabilir. Beydağları Sarıçınar Dağı sahasına kadar yolun iki tarafı da çam ormanları ile kaplıdır. Ayrıca yol boyunca dik şevler üzerinde sedir ağaçlarının güzel görüntülerini görmek mümkündür. Antalya Körfezi'nin batı kıyıları boyunca yükselen bu güzergahta yer yer körfez manzaralı dinlenme noktaları da bulunur. Doğal bitki örtüsünü sedir ve çam ağaçlarının meydana getirdiği yaylanın ana flora profilidir. Antalya'da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, Akdeniz iklimi hüküm sürerken, yüksekliğe bağlı olarak iklim karakterinde bozulmalar görülmesine rağmen, iklim tipi genel hatlarıyla Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir. Akdeniz iklimi ve karasal dağ ikliminin etkisinde bulunan Sarıçınar Kaplan Kapanı sahasında yazlar sıcak ve kurak, kış mevsimi ise ılıman ve kar yağışlı geçer. Yaz mevsimi nemli ve aşırı sıcak olan kıyı kesimlerine karşılık bu alanlarda ılıman, düşük nemli ve insan sağlığı bakımından olumlu etki yaratan bir dağ yayla iklimi vardır. Kış mevsiminde ise kıyı kesimlerine göre daha kuru, soğuk ve kar yağışlarının etkili olduğu orta yükseklikte bir dağ iklimi görülür. Sahada Akdeniz iklim tipinin gelişimine izin verdiği bitki hayatı üzerindeki en büyük etkiyi sıcaklıklar yapar. Sıcaklık kış mevsiminde hiçbir zaman bitkilerin yaşamsal aktivitelerini tehdit edecek kadar düşmezken, kışlar yağışlı olduğundan bitkiler varlıklarını kolayca sürdürürler. Fakat sıcak ve kurak yazlar bitkiler üzerinde şekillendirici olarak etkilidir. Hisar Çandır, Sarıçınar Dağı Kaplan Kapanı sahasında çok çeşitli olan doğal bitki örtüsünde özel ortam isteyen bitkiler dışında her tür bitkiye rastlanır. Bu durum Antalya'yı bitki inceleme turizmi bakımından potansiyel bir alan haline getirmektedir. Alan sahasının iklim ve topografyanın etkisinde gelişme ve yayılma gösteren doğal bitki örtüsü kıyıdan içerilere doğru kuşaklar halindedir. Akdeniz ikliminin egemen olduğu bu sahalarla asli doğal bitki örtüsü olan ormanların tahribinden sonra özellikle kıyı bölgelerinde gelişen ve 3 ila 4 metre boyunda ince gövdeli her zaman yeşil yapraklı türlerden oluşan maki bitki formasyonlarına sıkça rastlanır. Ancak bu formasyonun Akdeniz ikliminin içerilere sokulduğu, vadi içlerinde de iklimin etkisinin azaldığı oranda seyrelerek varlığını sürdürmektedir. Saha eteklerinde daha aşağılarda bulunan maki bitkileri, koca yemiş, sandal, sakız, menengiç, mersin, keçi boynuzu, defne, tesbih, zakkum, leden ve pırnal meşesidir. Bu türlerden menengiç, mersin ve pırnal meşesi hakiki Akdeniz iklim tipinin görüldüğü sahalarda yetişir.
Akdeniz ikliminin etki alanı dışına çıkıldığında bu türler ortadan kalkmaktadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde maki formasyonunun tahrip edilmesi, toprak örtüsünün süpürülmesine ve zayıflamasına neden olur. Bunun neticesinde maki elemanlarının birçoğu ortadan kalkar. İklim ve toprak şartları bakımından isteği en az bazı maki türleri tutunabilir. Antalya'daki maki formasyonu ve türleri deniz seviyesinden 500 ila 600 metre yüksekliğe kadar ulaşabilirken bazı vadi boylarınca uzun mesafeler kat edebilirler. Sarıçınar sahasına tırmanılırken 500 ila 600 metreden sonra kızılçam ve meşe ormanları başlar. 500 ila 600 metre yüksekliklere kadar makilik alan içinde kızılçam ve meşe ağaçları tek olarak veya küçük gruplar halinde bulunurken 1250 metre yüksekliğe kadar karışık ormanlar halindedirler. Boylar 15 ila 20 metre arasındaki ağaçlardan meydana gelen bu ormanlar devamlı bir kuşak halinde olmayıp arada boşluklar bulunur. Bu ormanlar içinde ağaççıklar ve fundalıklar da geniş alanlar kaplar. 1200 ila 2100 metreler arasındaki ormanlık sahalar yüksek ormanlar bölgesini meydana getirmektedir. Karaçam, sedir, göknar ve kayın ağaçları bu ormanın üyeleridir. Özellikle sahada ve batı toroslarda saf sedir ormanları geniş yer kaplar.